Sevgili Reklampedya takipçileri, Sağlıkpedya'da bugün Doktor Çağlan Tunç Bilek ile birlikte paranoid kişilik bozukluğu hakkında konuşacağız. Çağlan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir paranoid kişilik bozukluğu? Evet, paranoid kişilik bozukluğu nedir? Tek kelimeyle ifade edebilir miyiz acaba? Hı hı. Biraz zor ama birkaç sıfat söyleyebiliriz akılda canlanabilmesi için. Öncelikle ortalama %2 görüldüğünü söyleyelim toplum erkek, içinde. Kadın. Erkek, kadın, karışık. Hı hı. Belki daha fazla diye olduğunu da düşündüğümü ifade edeyim. Şahsi fikir olarak, bilimsel veri olarak değil ama. Peki paranoid kişilik bozukluğu için birkaç sıfat kullanacaksak bunlar ne olabilir? Güvensiz bir insan, kimseye güvenmeyen bir insan. Öfkeli bir insan. Huzursuz bir insan, ciddi bir insan, soğuk bir insan evet diyebiliriz. Bu genel yapı içinde bunları açarsak nasıl bir duruma sahip bu insanlar? Mesela diğerlerine dava açma eğilimi çok fazladır. Yani bu biraz esprili oldu. Her şeyde oldu. Kendini haklı gördüğü tabii için. Tabii hep haklı hep gördüğü haklı için. Hep haklı mıdır bu kişiler? Yani haklı olmak nedir? İnsan yasaların önünde haklı olabilir. Bu bir haklılık çeşididir. Ama bir de etik bir haklılık vardır. Hı hı. Yasaların önünde zaten haklı çıkıp çıkmayacaklarını onlar çok iyi bilirler. Hı hı. Haklı da çıkabilirler ama işte etik haklılık başka bir şey. İnsani değerlerle ilgili haklılık tabii başka bir şey. Veya dava konusu olacak bir duruma kim getirmiş taraflardan? Paranoid kişilik bozukluğu olan mı bu duruma getirmiş bu yapıyı yoksa karşı taraf mı? Bunları incelemek lazım ki genelde aslında etik haksızlık bu kişilerde vardır diyebiliriz yasalarla ispatlayamayacağımız. Hı hı. Tabii her zaman haklı da çıkmayabilirler davalarda, bazen haksız da çıkabilirler. O durumlarda ki davranışları yine aynı şekilde mi? Ya o bir tip davada. Bir dava daha olabilir. Yasaları sonuna kadar uygularlar tabii. Bir dava daha. Tabii. Evet. Uygularlar. Şimdi paranoid kişilik bozukluğundaki yapıda biraz bilimsel olarak ne vardır? Dürtüsellik vardır tabii bu insanlarda. Aynı birçok kişilik bozukluğunda olduğu gibi. Yani şöyle bir düşünürsek kişilik bozukluklarının hangisinde dürtüsellik yoktur dediğimizde belki şizotipal kişilik bozukluğunda bir parça yoktur. Peki cinsel dürtü bozukluğu kimde yoktur dersek şizotipal kişilik bozukluğuyla birlikte şizoid kişilik bozukluğunda belki aşırı cinsel eğilim azdır. Bu tarz dürtüsellik azdır diyebiliriz. Aslında hemen hemen çoğunda öyle veya böyle şizoid kişilik tipindeki yemek yeme, oburluk dürtüselliğinde koyarsak hemen hepsinde vardır diyebiliriz. Şizotipal ve bir parça diyorum tabii tamamen kenara koyacak olursak. Ya kişi ne yaşamış olabilir ki paranoid kişilik bozukluğuna maruz kalıyor? Güzel bir soru. Çocuklukta bu kişilere fazla sorumluluk verilmiştir. Yani hikayelerini aldığınızda bu kişiler bebeklikten belki direkt olgunluğa geçmiş insanlardır. Bir de beceriklidirler. El maharetleri iyidir. Anne babanın yaşlarının üzerinde verdiği sorumlulukları bunlar gerçekten başarılı şekilde halleden insanlardır. Ama bunlar da etten kemikten oldukları için bu insanlar da çocukluğunu yaşamaya ihtiyaç duyarlar. İşte birden çocukluğu kesip çıkarıp bir cerrahi müdahaleyle direkt bebeklikten yetişkin gibi davranmak bunlar da tabii bir psikolojik yıkıma, travmaya sebep olabiliyor. İşte ciddiliklerin arkasında genel bir insanlara kızgınlıkların arkasında belki bu tüm yaşamları boyunca meydana gelen yorgunluk, yaşamla didişme vardır. Ne düşünürler bunlar? İşte yaşam böyledir. Hiçbir şey kolay değildir. Ben hep didişmeliyim.
hep savaşarak bir şeylere sahip olmalıyım gibi bir düşmanca, hayata kızgınca bir... Hayata tahammül edememe durumları aslında. Evet. Bakışlarında şu vardır. Yine ben yapacağım. Yine benim yapmam lazım. Bu işi yine benim ele almam lazım. İşte insanlara bu işi bırakırsam beceremezler. Ya kurtarıcı olarak. Evet. Ya da korkutmalıyım ki tüm dikkatleriyle bu işi yapsınlar. Hı-hı. Bana az iş kalsın. Gibi insanlara düşmanca yaklaşımları vardır. Eşlerine, partnerlerine güvenmezler. Gerçek veya gerçek dışı sadakatsizlik ithamları vardır. Boşanma riski altındadırlar diyebiliriz bu yaklaşımları sebebiyle. Paranoik bir tarzda, zaten ismi paranoik kişilik bozukluğu, hı hı. Her sözden, her laftan farklı anlam çıkarma. Ve her zaman verecekleri bir cevap da var değil mi? Tabii, her zaman verecekleri cevap vardır. 40'ta yılda bir karşılarında biri onları haksız duruma düşürse, hı hı. Haklı çıkmak için bir gün sonra da olsa sebebi bulurlar. Gece sabaha kadar uyumazlar. Düşünürler. Ve bulurlar. Yani biz bunu, buna mantığa büründürme, rasyonalizasyon, hı hı. diyoruz. Ya da hiç bulamazlarsa yatsırlar. Derler ki işte bende böyle bir şey yok. Yok. Yani siz istediğiniz kadar söyleyin, bende böyle bir şey yok. Sebep, açıkla, yok. Böyle bir şeyi yok kabul ederler. Ya karşıdaki insan için de çok zorlayıcı bu durum değil mi? Karşıdaki insandan daha fazla kişinin kendisi için zorlayıcı. Kendisi için zorlayıcı ama partneri için de çok zor. Ya da ne bileyim. Eşi dostu için de zorlayıcı. Zaten ileri yaşlarda bu şekilde... İnkar eğilimi de var çünkü. İnkar yaptığı. Evet, inkar eğilimi var. Zaten prensip olarak dost ve yakınlarından da şüphe etme var. Devamlı sorgulama var. Yani belki çocuklarına bunu minimum yapıyordur bu insanlar. Tabii anne oldukları için, ama onun dışında kendi eşinden tutun bütün dostlarına devamlı bir sorgulama halindedirler ve yaşamlarının son döneminde yalnız olabilirler, yalnız geçirebilirler. Bunu da mantığa büründürürler ve bunun olumsuz kısmını da yadsıyabilirler. Çünkü sürekli tehdit altında olduklarını hissediyorlar değil mi? Kesinlikle. Devamlı dışarıdan bir tehdit altında olduklarını... Ve hep tetikte. Hep tetikteler. Ben buna komando tarzı diyorum. Yani bu insanlar olabilse, hani komando olsalar... niye komando diyorum? De uykusuzluk problemi ve depresyon problemi bu kişilerde çok fazladır. Şimdi az uyuyorlar istemeseler de, devamlı tetikteler. Tam komandoluk sisteminin aradığı bir yapı aslında. Hani gülüyorum ama hiç hoş değil. Yani uykusuz kalmak, depresif olmak, devamlı tetikte olmak ne kadar acı verici bir durum. Aynı terapide, psikolojik danışmanlıkta ne yapılabilir? Şimdi birçoğunda yerleşmiş bir paranoid kişilik bozukluğunda tabii ki depresyon vardır. Yani neredeyse majör depresyon diyebiliriz buna. Sanki hiçbir hastalık yokmuş gibi. Bu majör depresyon için ilaçlar bana göre kullanılmalıdır. Paranoid kişilik bozukluğunda. Yani gerekirse yıllarca da kullanılabilir. Bana göre çekinilmemelidir. Özellikle yani danışman uykularını düzeltmeye özellikle odaklanmalıdır. Çünkü uyumadıkça zihin kendini toplayamıyor. Düzenli bir uykuya sahip olmayınca bu kişi giderek daha fazla çöküntüye gidiyor. Davranışlarının kontrolünü kaybedebiliyor. Danışmanlıkta daha çok ilaç yazacak bir grup öncelikle, yani psikiyatristler veya sağlık ocağı hekimleri bu kişilerin depresyonuna ve uykusuzluğuna yönelik tedaviler vermeli. Depresyon ve uykusuzluk kontrol altına alındıktan sonra bakılır, takip edilir. Psikoterapik danışmanlık da çok faydalı olabilir bu kişilere. Genel olarak paranoid kişilik bozukluğunun yapısı, tedavisi bunlardı.
Evet sevgili Çağlan, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu değerli bilgiler için sevgili Reklampedia takipçileri, bir sonraki Sağlıkpedia'da görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.